Herkese merhaba, ben Melis Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Ne kadar kafiyeli olur. Bugün tabii ki makyaj yapacağız ama onunla beraber konuşmak istediğim güzel bir konu var. Zaten başta görüyorsunuz kilolarımız. Şişko olmak ya da çok zayıf olmak ya da toplum tarafından kabul edebilir bir vücuda sahip olmak üzerine biraz konuşmak istiyorum. Neyden başlıyoruz peki makyajı? Sıfır makyaj madem açtık. Nemlendiriciden başlıyoruz. Garnier'in Hyaluronic Aloe Vera Gel, Aloe Gel daha doğrusu, günlük nemlendirici şeklinde geçen bir ürünü var. Daha önce denemedim, şimdi bunu deneyeceğim. Ne kadar nem verdiğini bilmiyorsam eğer, bol bol sürüyorum ki bol bol nem versin. Öncelikle tam makyajına başlayacağız çünkü bugün eyeliner çekiyoruz. Konuya başlarken tabii ki biraz zorlanıyorum çünkü bu tek başınıza konuşacağınız bir şey değil aslında. Karşınızda biri varken konuşacağınız bir şey. Bu arada Notun Skin Perfecting Illuminator'ını kullanıyorum. Ben kendim bildim bileli kiloluyum arkadaşlar. Kendim bildim bilelinden kastım gerçekten kendim bildim bileli. İlkokuldayken de göbeğim vardı. Ortaokulda zaten, ortaokuldan sonra 55 kiloları falan bir daha görmediğimi düşünürsek ben hep kiloluydum. Kilolu olmanın veya da çevrenizdekilerden birazcık daha farklı bir bedene sahip olmanın ne demek olduğunu az çok biliyorum. Birçok arkadaş grubunda yaşadım bunu yani. Hani benden daha kilolular bile beni ezebilecek konumdaysa ezmeye çalıştı. Neden? Çünkü hayat bu yani. İnsanlar birbirlerini ezmek üzere yaşıyorlar gibi bir şey. Sizden daha güçlü olduğunu düşündüğü her noktada onu kullanmaya çalışıyor. Sizi manipüle etmeye çalışıyor. Ve bunu da dış görünüşünüzle yapıyor insanların birçoğu. Maybelline Fit Me'nin 90 numarasını kullanacağım. Biraz açık bir şey yapacağım. Çünkü üstüne fazla bronz uyguladığımı düşünüyorum. Bugün benim bahsetmek istediğim konu aslında kilo vermek üzerine değil, kendimizi sevmek üzerine yapacağımız bir şey. Çünkü benim hayatımda kendimi sevdikten sonra değiştiğini gördüm birçok şeyin. Kendimize hedefler koyuyoruz. Genelde hedeflerimiz bedenimizle alakalı oluyor. Yani bunu yapmayan kimse yoktur diye düşünüyorum. İlla ki bir yerinden memnun olmayan, bir şeyleri değiştirmek isteyen birileri oluyordur. Bu arada sırada aklınızdan geçse bile. Özgüvenle alakalı da, özgüvenli olsanız bile bazen beğenmiyorsunuz. Çünkü bir şey görüyorsunuz, o sırada canınız çekiyor. Bu tamamıyla zamanla alakalı bir şey ama hepimiz bir şekilde beğenmediğimiz yönlerimizi buluyoruz kendimizde. Değiştirmek istiyoruz ya da bunları takıntı haline getiriyoruz. Bu hedefi belirlerken de ben çok fazla yaptım. Özellikle üniversitelerimde. İşte çok zayıflayacağım. Herkes görecek, o zaman çok güzel olacağım falan böyle. Ve ben çok zayıfladığım zaman da herkesin bana söyledikleri ya da bana yaptıkları yüzünden çok pişman olduğunu düşündüm. Neden? Çünkü o zaman gerçekten çok güzel olacaktım falan. Hani böyle bir fikre kapılmıştım ben. Şahsım adına. Sonra ne oldu? Ben hiçbir zaman kilo veremedim o kadar yani. Hani gerçekten karın kası yapacak kadar ya da çevremde gördüğüm kızlar kadar diyeyim. Hiçbir zaman o kadar kilo veremedim. Öyle de olmadı yani. Ama ne zaman değişti? Ne zaman onları umursamamaya başladım? İnsanların düşüncelerini umursamaya başladım. O zaman beğenilmeye ya da artık kilom üzerinden yargılanmamaya başladım gibi bir şey. Böyle hedefler koymak da tabii ki tüm hayatımızı etkiliyor. Çünkü biz sanıyoruz ki bedenimiz değiştiği zaman insanlar bizi fark edebilecek. Ya da bedenimiz değiştiği zaman aslında biz güzel olabileceğiz ya da seksi olabileceğiz ya da ne bileyim tatlı olabileceğiz. Bir şeyleri sadece bedenimize bağlı kılarak olacağını düşünüyoruz. Bunu böyle çok gizli saklı konuşmaya gerek yok. Bir erkek tarafından beğenilmeyi mesela ya da erkeksiniz bir kadın tarafından beğenin ya da hemcinsiniz tarafından beğenilmeyi bir ilişki yaşamak için ilk önce koşulun dış görünüş olduğunu aslında insanlar bize empoze ediyor. Ama var olan bedeninizi nasıl sunmanız gerektiğini size kimse öğretmiyor. Ya da kimse size özgüveninizi yüksek tutmayı ve iletişim yeteneğinizi geliştirmeyi öğretmiyor. Bunlar sizin kendi kendinize hayatta kalmak için öğrendiğiniz veya da çabalayarak yaptığınız şeyler oluyor. Ne gibi mesela? Kilolu kızların çok tatlı olması ve minnoş olması gibi. Ya da çirkin adamların zeki olması gibi. Böyle farklı toplum tarafından bize adledilen şeyler var. Sıfatlar var.
Biz bu sıfatlara uygun mu yaşamalıyız peki? Ya da biz bu sıfatlara rağmen nasıl yaşayabiliriz? Ben size kendi deneyimlerimden aslında bahsetmek istiyorum. Ve ne zaman kiloyla alakalı bir şey paylaşsam, özellikle Instagram'da farklı farklı dönüşler alıyorum. Yani bunu sadece benim yaşamadığıma birçok kere eminim. Kilolu olduğum için çevremdeki herkes, yediğim her şeye karıştı mesela. Ne olur, genel kural nedir? Akşam 7'den sonra çok fazla bir şey yemezsin. Ya da sen kiloluysan ve eğer abur cubur yiyorsan, eğer tatlı yiyorsan yediğin için oluyordur. Anladın mı? Bunlar hepsi böyledir. Ama zayıf biri tatlı yediği zaman sen bu kadar yiyip nasıl kilo almıyorsun döner. Peki biz toplumsal bilinci değiştiremeden, toplumu değiştiremeden nasıl bakış açısını değiştiririz insanların bize? Bu da aslında birazcık zorlanarak yapabileceğimiz bir şey. Çünkü risk almamız gerekiyor. Kendinizi nasıl beğeniyorsunuz? Bunu bulmanız aslında çok uzun sürebilir. Veya da çok kısa sürebilir. Çünkü zaten kendinizi en beğendiğiniz aşamada olabilirsiniz. Ama bu kilolarla yüzleşmeniz ya da bu zayıflıkla yüzleşmeniz ya da vücudunuzda beğenmediğiniz bir şeyle yüzleşmeniz gerekiyor. Bazıları bundan daha çabuk kurtulabilir. Mesela işte burnunu beğenmiyordur. Burnu özgüvensizlik yaratıyordur ona. Ve burun ameliyatı olup beğenirse eğer bu özgüven problemini burada çözdüğünü düşünebilir. Ama biz hayatta bir şeyleri ve mutluluğu bir olguya bağladığımız noktada mutluluğu aslında kaybediyoruz. En başta söylediğim gibi ben zayıfladığım zaman birçok insanın beni çok beğeneceğini ve herkesin bana karşı söylediklerinden pişman olacağını düşünmüştüm. Ama ne oldu? Zayıflayamadım. Ya da zayıfladığım ve o istediğim vücuda gelemediğim dönemde de kendimi başarısız hissettim. Çünkü hiçbir zaman o vücuda sahip olamıyordum. Sonra bir zaman sonra bunun sadece kilo vermekle alakası olmadığını çakozladım. Ne zaman çakozladım? Kilo verdim ve asla belim incelmedi mesela. Belim o tatlı inceliğe ulaşmadı. O giydiğim yani bir beden yüksek bile aldığım, bir beden fazla bile aldığım pantolonlar hiçbir zaman öyle durmadı. Anladım ki benim vücut tipim aslında o şekilde, o hayal ettiğim şekilde olabilecek bir vücut tipi değil. Yani bunu ancak estetik ameliyatla falan gerçekleştirebilirim. Ha dedim ya, olmuyor. Demek ki kilo versem de istediğim vücuda ulaşmak diye bir şey mümkün değil. Şimdi burada aslında bir sürü yorum yapabilirsiniz. İşte o spor yaparsan şöyle olur, böyle olur. Arkadaşlar bu sporla bağımsız bir şey. Yani hani evet çok fazla çaba sarf edersem zaten her şey olur. Ama ne yapıyoruz? Hepimizin hayatı, hepimizin düzeni, alışkanlıkları buna izin vermiyor. Sürekli kendine alakalı bir şey paylaştığım için de aynı zamanda ne oluyor? Bana sürekli aslında zayıflasan güzel kızsın, aslında öylesin böylesin deniyor. Peki ben ne zaman sadece karşı tarafın benim kilomu önemsemediğini anladım? Arkadaşlarım sayesinde. Çünkü ne oluyordu? İlk zamanlar tabii ki şey demiyordum yani. İlk arkadaş olduğunuz zaman şey der misiniz? Ben de kiloluyum ya. Böyle bir şey demiyordum. Ama ne oluyordu? Biraz güvenmeye başladığınız zaman kendimle alakalı dalga geçmeye başlıyordum hemen. Komik olsun diye. Ve insanlar şey diyordu ya. O kadar da kilolu değilsin ya. Sizi seven insanlar yani seni seven insanlar sizi kilonuzla yargılamıyor aslında. Ya da doğru insanlar diyeyim daha doğrusu. Çünkü her zaman sevgi ve yargılama yan yana kullanılacak bir şey değil. Kontür için Maybelline Instant Anti-Age Eraser'ın Deep Bronze rengini kullandım. Şimdi göz altıma NYX'in Born to Glow neydi bunun rengi? Light Ivory'yi kullanacağım. Şöyle çok minik burun kontrol yapacağım incecik bir fırçayla. Peki neden sevdiğiniz insanlar sizi hala kilonuza yargılar? Yani bunu görmemesine rağmen ve bunu önemsememesine rağmen ya da sevdiğiniz insanların vücudu çok iyi olmasa da önce sizin vücudunuzu değiştirmek isterler. Bu tamamıyla karşıdaki insanın özgüvensizliğiyle alakalı olabilir. Bununla da alakalı olmayabilir. Bir sürü altında sebep yatabilir. En başta o böyle bir yargıyla yargıya maruz kaldığı için acısını sizden çıkarıyor olabilir. Birincisi şunu öğrenmemiz gerekiyor. Hayatımızda aldığımız kararları başkasına bağlı olarak almamak en doğru yapacağımız şey. Ama ne olur? Tabii ki sizi etkileyecek şeylerle beraber karar verebilirsiniz. Mesela evlenirsiniz ve hep beraber bir yere taşınmaya karar verebilirsiniz. Ya da bir arkadaş edinirsiniz, onunla bir şey iş başlamaya karar verebilirsiniz. Bu başka bir şey. Ama başkasının zoruyla bir şey yaptığınız zaman, buna kilo vermek
başta altında değerlendirmek istiyorum. Sizi mutlu etmiyor. Ben şimdi kendi deneyimimi anlatacağım. Çok fazla özel hayatımı paylaşan bir insan değilim açıkçası. Ne oluyor? Tabii ki bir yere gittiğim zaman insanları etiketliyorum. Olayım, böyleyim, şöyleyim. Arkadaşlarımla vakit geçirdiğim zaman söylüyorum. Ama vlog çekmiyorum. Konuşmalarım çok fazla yoktur. Yani makyaj dışında çok fazla konuşmuyorum. Güzellik makyaj dışında. Şöyle ki arkadaşlar, kilolu olduğum için yargılandım. Ki hayat şu anda da 27 yaşındayım ve 27 yıldır bu non-stop başıma gelen bir şey. Çocukluğumdan bu yana başıma gelen bir şey. Yani ne kadar zayıflarsam zayıflıyım. Kendim için de yetmedi, çevrem için de yetmedi. Peki tam olarak onlar için nasıl yetmiyor? Biraz size bundan bahsetmek istiyorum. Sizi kiloluyken güzel bulmayan birini koyalım mesela. Ve siz onun için kilo veriyorsunuz. Ve ne oluyor biliyor musunuz? O sizi zayıfken de beğenmiyor. Çünkü beğeni algısı onun sizin kilolarınızla, sizin göbeğinizle, sizin poponuzla, bacağınızla, kalın bileğinizle alakalı değil. O insanın sizi beğenesi yok. O insanın size çok güzelsin diyesi yok. Yok çünkü yok. Ve bunu siz bedeninizi değiştirerek sağlayamıyorsunuz. Bedeninizi değiştirerek daha fazla sevilemiyorsunuz. Sevgi bedenimizle alakalı bir şey ne yazık ki değil. Neden değil? Çok sevildiğinizi var farz edelim. Çok sevildiğimiz zaman da insanlar vücudumuzu beğenmiyor mu? Evet, beğeniyor. Ama ben sadece vücudum çok güzel diye beğenilmiyorum. Emin olun etrafınızdaki hiçbir kadın bu şekilde çok doğru bir ilişki yaşamıyor. Çünkü bedeninizi arkadaş ortamına sokuyorsunuz. İlk görüşte beğeniyorlar ama o sohbet etmiyor. Bedeninizi, vücudu güzel olan birini ailenizle tanıştırıyorsunuz ama ailenizle bedeni değil, kendisi konuşuyor. Haliyle iletişimde önemli olan şey sadece beden değil. Evet, bizi etkileyen ve bir tık öne geçiren çok fazla şey var. Mesela ben iyi makyaj yapıyorum. Yüzüm nispeten makyaja da yatkın olduğu zaman evet gerçekten bakılabilir. Dışarıda görüldüğü zaman "Aa, ne kadar güzel bir kızsın" denilen bir insan. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra yavaşça aşağı indikleri zaman "Ah, aslında kilo versen çok güzel bir kızsın. İyi de 5 dakika önce de güzeldim." Ta ki sen benim göbeğimi görene kadar. Güzellik algısı dediğim gibi çok kişisel ama deneyimler bir o kadar kötü. İnsanlar size kilolusunuz diye demediğini bırakmayabiliyor. Geçtiğimiz günlerde görmüşsünüzdür. Belki beni Instagram'dan takip ediyorsanız eğer, diyorum pudrasını kullanacağım. Bir kız işte yiyerek öleceksin den tutun da işte ağır yaşamlara katıl diyene kadar tutmuş. Konuşmuş yani. Çünkü neden? İnsanlar kendine konuşma hakkı görüyor. Hadi ben sosyal medyada bir şeyler paylaşıyorum. Bunu hak ettim. Çünkü insanlar bunu hak etmek olarak görüyor. Genelde böyle tip insanlara cevap verdiğim zaman şey diyorlar. Eleştiriye açık olman lazım ama. Arkadaşlar bu tarz şeyler eleştirdiği ya da bana ayı demediği zaman ve ayı muayenasına gelecek bir şey söylediği zaman da aynı şey. İnsanlara hakaret etmek nerede olursa olsun iyi bir şey değil. Ama biz bunu günlük hayatta çok görünmeden yapıyoruz. Aileniz bunu size çok görünmeden yapıyor. Sizin iyiliğinizi istiyor çünkü okey. Herkes sizin iyiliğinizi istiyor ama bir tek siz kendi iyiliğinizi istemiyorsunuz. Siz şeyi hiç istemiyorsunuz değil mi? Yani çok iyi bir ilişkisinin olmasını, çok iyi bir hayatın olmasını istemiyorsun çünkü. Hayallerine kavuşmayı istemiyorsun. Sizi iten, hayallerinize kavuşmanıza engel olan şey vücudunuz değil. Kendiniz. Neyi hayal ediyorsunuz ve nasıl bir ortamda olmak istiyorsunuz? Şu an evet korona var belki ama korona öncesinde bizi engelleyen şey neydi? Hayallerimize gitmek ya da onu başarmak için yapmamız gereken şeyler nelerdi ve biz bunu neden yapmadık? Yine kendimden örnek vermek istiyorum. Çünkü zaten burada hani ben kendi deneyimlerimi paylaşayım ki siz de bir şeylere başlarken daha rahat olun istiyorum. Bu kendimi beğenmediğim dönemde ki fotoğraflarıma şimdi bakıyorum ki şu an 75 kilodan fazlayım. Tartılmadım. En son 75'teyken tartıldım. Üstüne kilo almış olabilirim yani bıngıl bıngıl gördüm size. 62'lere falan düştüm. Yani bundan 13 kilo az arkadaşlar. O zamanki ellerime falan bakıyorum. Et yok yani. Böyle gerçekten şuradan şeyler gözüküyor. Boynum incelmiş ve bakın şöyle falan duruyor. Şok. Ama o dönem nasıl hissediyordum? Kilolu. Kesinlikle çok kilolu hissediyordum.
aynaya baktığım zaman sadece göbeğimi görebiliyordum. Evet, göbeğim yok değildi ama zayıftım ya. Kendimin en zayıf haliydi yani. Çok uzun zamandır 70 kilonun altına düşmeyen bir ben için ya da sürekli böyle kötü beslenen, sürekli yanakları böyle kocaman olan bir insan için o dönem çok iyiydi. Ve ben o dönem fiziksel anlamda kendimi iyi ve seksi asla hissetmedim. Yani giydiğim şeyi seksi bulmuyordum. Ya hareketlerimi seksi bulmuyordum. Ha, seksi olmak önemli bir şey mi? Belki birçoğunuz için değil ama benim için önemli. Çünkü ben kadın olmayı kabullenebiliyorum, anladınız mı? Hani benim kadınlığım göbeğime bağlı olan bir olgu değil. Bunu kabullendiğiniz zaman ilişkilerinizde daha farklı bir yöne, daha farklı bir yere gidebiliyor. Aslına bakarsanız ben bunu aştığımı düşünüyordum. Yani ben özgüvenli bir kadınım, özgüvenli biriyim ve insanlar beni kilomla yargılayamazlar diyordum ama manipüle edilmek böyle bir şey değil. Manipüle edildiğiniz zaman, yani size biraz sıcakladım çünkü bu konular hala benim kamera karşısında çok rahat konuşabildiğim şeyler değil. Şuradan anlatmak istiyorum size. Ne yapıyorum ben influencer mesela, buradan pay biçin. Ben eğer bundan 20-25 kilo az olsaydım ve karın kasım olsaydı ve süper bir götüm olsaydı sizce kaç takipçim olurdu hani? Buradan düşünün, kilolu insanların yaptığı mesleklerde aldığı saygı aslında biraz daha farklı. Ve şu an şunu da diyebilirsiniz. Emel, senin için görsel. Benim işim görsel de dünyada tek kilolu bir insan ve görsel iş yapan ben değilim ki. Bir sürü büyük beden manken var bakın. Ben büyük beden manken boyutlarında olsaydım eğer. Hani kalçam güzel olmuş olsaydı, göbeğimde değil kalçamda falan toplansaydı. Eğer kilolarım, ne büyük beden manken olurdum. Neden? Çünkü poz vermeyi seviyorum mesela ve kendimle ilgilenmeyi de seviyorum. Sebebi aslında bu, yani bu şekilde manken olabilirdim. Ama şu an hani zayıflayıp da manken olabilecek vücudum yok. Çünkü öyle bir vücut yapım yok. Anam doğumda öyle bir vücut yapım yok. Büyük beden olmadı, küçük beden olmadı, herhangi bir bedende manken olma şansım yok mesela. Bu konuyu uzatıyorum. Hala çok rahat konuştuğum konular değil. O yüzden hem heyecanlanıyorum konuşurken hem de çok fazla farklı yerlere gidebiliyor. Şimdi isterseniz göz makyajımı yapayım sonra, ya da önce ten makyajını yapayım. Bronz olarak NYX'in Contour kitini kullanıyorum. Böyle bir iş yaptığınız zaman kendinizi beğenmek zorundasınız aslında. Çünkü kendinizi beğenmezseniz hiçbir fotoğrafınızı yayınlayabilecek konuma gelmiyorsunuz. Hiçbir story'nizi yayınlayabilecek konuma gelmiyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar bir şey yazacak. Yaklaşık 2013'ten beri yaptım. Düşünürse insanlar bana zaten yazacaklar. Her şeyi yazdılar arkadaşlar kilomla alakalı. O yüzden şu bunalıma girmiyorum. Şimdi de göbeğin çıktı diyecekler. Evet, çünkü göbeğim var. Çünkü evet, yani bacaklarım mükemmel. Hiçbir yerim mi? Hani çok güzel, çok zayıf bir kız olsam bu sefer de kafam büyük diyorlar. Yani bir şey bulacaklar insanlar size söylemek için. Bunu normal yaşantımıza indirgemek istiyorum. Sosyal medya dışında, çünkü hiçbir şey paylaşmıyor da olabilirsiniz ki genelde yüzü güzel olan ve kilolu olan kişiler sadece yüzlerini paylaşıyorlar. Benim eskiden yaptığım gibi insanlar sizin çok fazla bedeninize takılmayabiliyor. Ben şimdi bu videoyu kapattım. Vücudumla nasıl barışabilirim? Düşünebilir. Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü birinin size hadi gel vücudunu sev, hadi gel bıngıl bıngıl olan şuralarını sev dediği zaman sevmeye başlamıyorsunuz. Çok basit bir şey yani. Bu başkasının demesiyle olacak bir şey değil yani. Benim bütün arkadaşlarım şey dedi. Biz çok güzel bir kızsın. Niye böyle düşünüyorsun? Saçmalama, kimse senin göbeğini görmüyor dedi. Ama işin sonunda sevgilim bana şişko diyordu. Dombilikka diyordu. Espri için diyordu. Ama diyordu yani. Hani siz ne dersiniz değil. Bir kişinin böyle gelip sen şişkosun demesiyle evet. Onlar da insan size çok güzelsin der, bir kişi şişkolar ve siz ona inanır. İnanırsınız da değil, o da dikkate alırsınız. Çünkü eleştirilen sizsinizdir. Ve eleştirilmek her zaman insanı rahat alanından çıkmasına sebep olur. Şimdi Kiko'nun Magnetic Attraction Eyeshadow Love Is All isimli bir paletini kullanacağım. Hiç dokunmadım. Şuradaki geçiş rengini kullanacağım. Sonuç olarak sizin yapmanız gereken şey
kendinizi en iyi nasıl hissediyorsunuz? Mesela bir beyaz tişört giydiğiniz zaman mı en iyi hissediyorsunuz, yoksa dekoltenizle mi hissediyorsunuz? Toplumun size izin vermediği bir şeyler oluyor. Toplumdan kastım da eğer sokağa çıktığınız zaman insanların size bakması sizi rahatsız ediyorlar, size rahatsız ediyorsa işte mesela bunu unutmakla başlayabilirsiniz. Neden? Neden ben dışarı çıktığım zaman insanların beni gözleriyle yargılamasını umursamayayım? Mesela bu konuda kendimce birazcık açtığımı düşünüyorum. Çok umurumda değil açıkçası. Çünkü ben aynaya baktığım zaman kendi halimin iyisini görüyorum. Mesela işte tiril tiril bir şey giydiğiniz zaman ne olur? Göbeğiniz çıkar. Ondan göbeği çıkmayacak insan sayısı kaç ki? Hani kaç yani? Ve genelde zayıf insanlar minicik bir kilo aldığı zaman direkt o bölgesi görüneceğini düşünüp biz görmüyoruz açıkçası. Benim orada kocaman bir göbeğim olmuşsa ben umursamıyorum. Çünkü ben kendimi beğenerek çıkıyorum. Beni herkesin onaylamasına ihtiyacım var. Çünkü öyle bir dünya yok. İnsanlar, insanlık tarihinde herkesin onayladığı bir insan olmadı ki. Bir, önce buradan başlayalım. Yani herkes sizi onaylayamaz. Herkesin bedeninizi onaylamasını da beklemeyin. Şu saatten sonra kendinizi sevdikten sonra şu da olmayacak. Özgüvenle girdiğiniz bir ortamda siz yargılanmayacaksınız da demiyorum. Evet, size hala kilo olsun diyecekler. Evet, hala zayıflasan çok güzel olursun diyecekler. Çünkü onların kafası öyle çalışıyor. Ama ne değişecek biliyor musunuz? Konuşmak istediğiniz insanlarla, iletişim kurduğunuz insanlarla konuşmaya başladığınızda, bir yerlerinizi örtmeye ve kendinizi saklamaya çalışmadığınızda daha görünür olmaya başlıyorsunuz. O yüzden herkes şey diyor ya, hani önce kendini sev. Kendini sevmezsen, karşındaki insan senin sevdiğin enerjisini almazsa seni neden sevsin ki? Yani sevilmek istemenin en öncelikli şeyi kendini sevmek. Çünkü kendini sevemeyen bir insanı başka kimse sevmiyor. Gerçekten sevilmiyorsunuz. Sevildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Size aşık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama siz kendini sevmediğiniz sürece karşınızdaki insan da sizi sevmiyor. Çünkü siz kendinizden vazgeçtiğiniz anda karşınızdaki insan da sizden vazgeçebiliyor. Bu tarz şeyleri düşündüğünüz zaman daha motive olacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben biraz açıkçası böyle anladım. Maybelline Lasting Fix diye bir sprey var. Şimdi bunu deneyeceğim. Şimdi gelelim özellikle çok yakın çevreniz, aileniz ya da arkadaşlarınız tarafından aşağılanmaya. Şimdi arkadaşlarınız tarafından aşağılanıyorsanız zaten bu insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ya da en azından uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Ama ailenize öyle bir şey yapamıyorsunuz. Anneniz bunu size diyor olabilir, ablanız diyor olabilir, abiniz diyor olabilir, babanız diyor olabilir. Kim olursa olsun, yani benim babaannem bile bana diyordu. Kilolusun diyordu, anladın mı? Ve 10 yaşında falan diyordu bunu bana, yani çok da büyük bir yaşa, büyük bir yere gitmemize gerek yok. Ya da daha kilolu insanlar beni yargılıyordu. Ama ne yapıyoruz? Biz ailemizi değiştiremiyoruz yani. Onlar bize kilolusun demeye yelteniyor. Öncelikle konuşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Konuşmayı öğrenmiyorsak duymamazlıktan gelmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi aileniz nasıl duymamazlıktan gelebilirsiniz? Yani sürekli size bunu söylediğinde tepki vermeyerek. Evet, bu sizi kötü bir insan yapabilir yani birçok insanın gözünde. Kötü gibi görünebilirsiniz. Dışarıdan ailesini umursamıyor insan olarak görebilirsiniz ama 7-24 bu baskı yaşıyorsanız eğer duymayacaksınız artık. Yani sizi o sırada rahatlatabilecek hiçbir şey yok ama mesela onların yanında ağlamayacaksınız bu mevzuya. Çünkü ne sanıyorlar? Ne sanacak olabilirler biliyor musunuz? Yani aslında o da zayıflamak istiyor. Aslında o da zayıf olmak istiyor. Ve ben eğer ona bu baskıyı yaparsam kendini daha da kötü hissedecek ve bir noktada yemeği kesecek. Ama daha çok yemeğe ittiğini fark etmiyor olabilirler. Yani olay ne yazık ki bilgiyle alakalı, bilinçle alakalı. Psikolojinin yemek üzerindeki etkisini bilmekle alakalı. Herkes de bu bilgi yok diye de bu bilgiyi aktaramıyor olabiliyorsunuz. Aktaramıyorsunuz yani. Ben şey diyemiyordum. Evet, 13 yaşındayken bende bile o bilgi yok mesela. Ya evet, kilo olayım ve bu konuda ne yapabilirim? Yani şu an diyet yapmak için kendimi hazır hissetmiyorum. 13 yaşındayım ya. Ve sen beni doktora da götürmemişsin. Hayat standartlarımı da değiştirmiyorsun. Yediğimiz yemekleri değiştirmiyorsun ama ne, sen az ye. Az yere kilo verilmiyor. Yeme düzenini değiştirerek kilo veriyorsun. Spor yaparak kilo veriyorsun ya da bir şeyleri değiştirerek kilo verebiliyorsun. Hastalık da olabilir. Hastalık da sebebi olabilir bu arada kilo almanın.
bir sürü şey var yani senin kilo almana sebep olan ya da kilo olmana sebep olan. Aileler bunu anlamayabilirler, bu bilinç seviyesinde olmayabilirler ve eğer siz bu bilinç seviyesindeyseniz lütfen onları bu farkındalığa getirene kadar ki getiremeye de bilirsiniz ömrünüz boyunca duymayın. Duymamaya çalışın, cevap vermemeye çalışın. Evet olabilir anne, başlayabilirim deyin. Geç yani anladın mı? Geç. Oyala. Annemin bana öğrettiği bir şey var. He de geç. Evet ha öyle olur ya kesinlikle. Kesinlikle vermeliyim. Bence de. Bence de ya falancık oluyorken. Bir bireysiniz ve bu sizin kararınız. Siz kilo vermek istemediğiniz sürece kimse size bir şey yaptıramaz. Aile konusunda verebileceğim hani başka bir yerde yaşayamıyorsanız ve sürekli ailenizdeyseniz bu. Durmazdan geleceksiniz yani. Maybelline'in çiğ kitlerinden Rose Flush kullanacağım. Bugün bandanama uygun bir allık tercih ediyorum. Bahsetmek istediğim bir diğer konu ise çoğunlukla aslında kıyafetler, kıyafet tercihimiz. Bizim kendimizi saklamamız, görünmez kılmamız. Tabii ki hepimizin modaya uyacak bir bütçesi olmayabilir. Modaya uymak gibi bir gayesi de olmayabilir. Ama ortalama bir makyaj videosu izliyorsanız birazcık da kıyafeti giyime kuşama da meraklısınızdır diye düşünüyorum. Yani sizi bu video bir şeyler ittiyse giyim kuşamla da alakalı önerilerde bulunmamı dinleyin derim. Biraz önce dedim ya dışarı çıktığım zaman insanların bana nasıl baktığını artık umursamıyorum. Çünkü bunu da yaklaşık 23-24 yaşında falan yendim. Nasıl yendim? Beğenilebileceğimi hiç düşünmüyordum. Gerçekten bir erkek tarafından ki sevgilim 4,5 senede sevgilim olmuştu o dönem. Ama şeye çok emindim yani. Beni başka hiçbir erkek beğenemez. Beğenemez abi yani yok. Kiloluyum ve güzel değilim. Bakın şimdi kiloluyum önce söylüyorum ve güzel değilim sonra söylüyorum. Çünkü kilolu olduğum için kendimi güzel bulmuyorum. Bu bir anahtar. Sonra o yıl birkaç tane güzel kıyafet buldum üstüme yakıştırdım. Mesela şöyle giyindim. Sevgilimden ayrılmışım tabii. Şöyle giyindim. Çünkü o böyle benim istediğim şekilde giymemi de istemiyordu. Mesela bana kot ve tişört çok yakıştırdığı için sürekli kot ve tişört giyiyordum. Ama ben kendimi yakıştırıyor muydum? Hayır. Ve kendimi daha böyle kadın kadın hissettiğim kıyafetleri severim yani. Neyse gittim saten değil. Böyle bol bir etek aldım. Sonra omuzları açık bir şeyler aldım falan. Ah, o kadar beğendim ki kendimi. Ve dışarıda insanların bana İlk baktıkları anda beni yargılamadıklarını fark etmeye başladım. Çünkü aynada evden çıkarken aynada ilk kendimi güzel görüyorum. Yani öncelikle bir şey giydiğiniz zaman kendinizi güzel görmeniz gerekiyor. Şimdi uzaktan göstereceğim kendimi. Şimdi mesela normalde kiloluyum. Bu altımdaki çok ince bir yapı ve anında içimi gösteriyor. Üstümdeki crop top yine zayıf ablalarımızın giydiği bir şey. Ama bilin bakalım ben bunların içerisinde kendimi çok rahat hissediyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Yani evet birçoğunuz için şu an çok kiloluyum. Birçoğunuz için kilo vermem gerekiyor. Daha iyi olabilirim anladınız mı? Yani ben bunu hak etmiyorum ya. Evet ben sizin beni yargılamanızı hak etmiyorum. Ya da bir başkası da sizin yargılamanızı hak etmiyor. Bugün ben crop top ve ince bir kumaşı sırf kiloluyum diye giymeme engel olmamalı hiçbir şey. Bunu toplum benim engel, bu şekilde engelleyemez yani. Bir zamanlar insanlar dünyanın düz olduğuna da inandı. Yuvarlak olduğuna da inanmadılar. Bu bilim gibi bir şey değil belki. Evet toplum tarafından inanılması gereken bir şey değil ama biz sırf diğer bütün insanlar bizi yargılayacak diye kendimiz beğendiğimiz şekilden farklı bir şekilde girmemeliyiz yani. Özgüven böyle bir şey. Özgüveninizin sağlam olmasını sağlayan şey hangi durumda olursanız olsun insanlara görünebilir olmanız. Tabii ki hepimizin bakı var. Yani ben yağlı saçlı niye insanın içine çıkayım? Başka bir genç su. Ama benim bugün göbeğim var. Bugün bana 36 beden kot olmuyor. Ya da bana 40 beden kot olmuyor. Ya da bana 44 beden kot küçük geliyor. Evet. O zaman bana olan bir bedeni tercih edelim. Ve o beden içerisinde kendimizi rahat hissedelim. Göğsünüz çok büyük olabilir. Götünüz küçük olabilir. Çok yine o da çok büyük olabilir. Ben birçok kadını çevremdeki çok kalçam var ya falan diyerek buluyorum. Ve nefesim daralıyor falan. Bakın kalça benim istediğim bir şey mesela. Anladınız mı? Yani kendi bedeninizde aslında başkasının çok arzulayabileceği bir şey görmeniz gerekiyor. Kendinizin en seksi, en güzel halini siz görmeniz lazım. Şey diyebilmezsiniz abi mesela.
Benim götüm çok güzel. Ben bunu diyorum ya. Benim popom çok güzel diyorum yani. Güzel. Benim vücudumdan beklenmeyecek bir performans yani. Şu ikisini karıştıracağım. Hani insanlar bana ilk baktıkları zaman arkada o kadar güzel bir parça görmeyi beklemiyorlar. Eminim sizin de vücudunuzda, kendinizde beğendiğiniz bir sürü şey vardır. En kötü zaten hani fiziksel olarak çok beğenmiyorsunuzdur ama bir özelliğinizi çok seviyorsunuzdur. İyimser olma özelliğinizi çok seviyorsunuzdur ki bence iyimserseniz zaten kendinizi seviyorsunuzdur vesaire vesaire. Bir sürü kendimizi sevmek için anahtar karşımızda duruyor. Önemli olan bizim oraya girmek isteyip istemediğimiz. Öncelikle siz kendinizi aşağılamayın ve insanların sizi aşağılamasına izin vermeyin. Çok iyi deneyimlerim yok gerçekten benim de kilolu olduğum için. O yüzden burada söylediğiniz şeyler, kilomla alakalı söyleyeceğiniz hiçbir şey umurumda değil yani. Kusura bakmayın. Umurumda olacak birçok insan zaten birçok yorumda bulundu bu konuda. Ve ben de bazı kararlar aldım zamanında ve evet uyguladım. Şu an kilo aldım. Bu halimi de seviyorum. Kilo vermek istiyorum. Evet kesinlikle istiyorum. Spor yapmak istiyorum. Evet kesinlikle yapıyorum. Bugün 3. gün ama 180 tane ip atladım. Ve bunu bir amaç haline getirmek istiyorum. Çünkü bütün gün evdeyim ve hareket etmedikçe kendime zarar veriyorum. Kendi motivasyonumu yıkıyorum. Ve benim motivasyonumu yıkma lüksüm yok. Neden yok? Çünkü benim çalışanlarım var. İşletmem gereken bir stüdyo var. Hayatın nasıl gideceğini tahmin edemiyor olsam bile ayakta durmak zorundayım. Yani hepimizin kendini bırakma şansı yok. Ve sırf kiloluyum diye de bütün gün ağlayıp bu konu üzerine hiçbir şey yapmadan durmayacağım. Sırf kiloluyum diye toplum içerisinde bir yerlere saklanmaya da çalışmayacağım. Bunu siz de yapmayın. Saklanmayın mesela. Hepimiz zayıf olsaydık insanların seçme ve kendine özel bir zevki olmazdı. Yani siz... Size ne sevdiğin insanla, senin beğendiğin insan tipiyle en yakın arkadaşın aynı mı? Kaç kişinin aynı olabilir ya da yani ne bileyim benim ablamla erkek zevkim aynı mı? Erkeklerin kadın zevkleri de aynı değil. Yani şu algıdan çıkın. Kilolu olduğum için kimse benimle beraber olmak istemeyecek. No. Ya kimler kimler yuva kuruyor diye bir şarkı sözü var. Lütfen bunu aklınızdan çıkartmayın. Ve bedeninize bir şeyler engellemesine izin vermeyin. Çünkü ben bu vücutta eğer standart bir bunalıma girmiş olsaydım bu buralara gelmeyecektim. Bunları yapmayacaktım. Çünkü sosyal medyada kombin paylaşabileceğimi hiçbir zaman düşünmüyordum ya. Beni neden takip etsinler ki ya? Evet bugün zayıf olsam kesinlikle daha fazla takipçim olur yani bu konuda eminim. Ama şu an böyleyim. Ve beni böyle seven çok fazla insan var. Videonun 46. dakikasındayız. Umarım... Daha da uzatmam. Maybelline'in Hyper Precise All Day Matte Blend'i kullanacağım şimdi. Tüm göz kapağıma eyeliner çekeceğim çünkü bugün yoğun bir kirpik kullanacağım. Eğer bir yoğun kirpik takacaksanız eyelinerınızı her zamankinden biraz daha uzun çekmeniz iyi olacaktır. Kirpiğimi taktım, geri döndüm mü? Beryal Sağlam'ın Serious isimli kirpiğini taktım. Umarım doğru okumuşumdur ismini. Şimdi sıra geçti rujum. Rujda konuya uygun olarak kırmızı ruj sürmeye karar verdim. Maybelline'in 385 numaralı Ruby For Me ve Make Up Forever'ın 714 numaralı Full Red isimli dudak kalemini kullanacağım. Hazır ruja geçmişken son olarak bahsetmek istediğim şey ise kilo alabilirsiniz, kilo verebilirsiniz, vücudunuzu böyle sevebilirsiniz. Yani kilo vermiş halini sevebilirsiniz, kilolu halini sevebilirsiniz. Bunda hiç yanlış bir şey yok. Kilo vermekten de kilo almaktan da korkmamanızı istiyorum aslında. Çünkü ben 4 ayda falan 10 kilo aldım yani. Vermek için 2 sene sarf ettiğim şeyi almak sadece 4 ayım aldı. Çünkü kendimi beğenmiyordum, kendimi seksi hissetmiyordum, kendimi başarılı bulmuyordum. Kendimi geliştirmek için her şeyi yaptığımı düşünüyordum ve o an yaşadığım şeylerle baş edemedim. Ve kendimi yemeğe verdim. Yani şu an mesela herkes bana şey diyor. Kilo almışsın, kilo almışsın, kilo almışsın. Evet. Çünkü bazı şeylerle başa çıkamadım. Çıkamayabiliriz, anladınız mı? Yani hani olmayabilir. Bu kadar da sert durmanıza gerek yok hayatta. Yani ben morali bozulunca yemek yemeyi kesen bir insan değilim. Ben mutlu olduğum zaman doğru beslenebiliyorum. Ya da ben bir şeyleri başardığımı düşündüğüm an, hayatım güzel olduğunu düşündüğüm an, düzene girdiği an zayıflayabiliyorum. Ben hiçbir zaman zayıflayamazsam hayatım hiçbir zaman düzene dönmez.
bağlantısı içerisine girerseniz hiçbir zaman hayatınızı düzeltemeyebilirsiniz. Bu şekilde mi yaşamak istiyoruz gerçekten? Yani bu şekilde mi yaşamak istiyorsunuz? Her şey kilo verdikten sonra yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Hayır. Şu an yapmak istediğiniz ne varsa, başka bir bölümde mi okumak istiyorsunuz? O bölümde okumaya çalışın. Başka bir işe mi girmek istiyorsunuz? O işe girmek için risk alın. Bunu gönülden isteyin ve kimsenin size başka bir şey söylemesine de izin vermeyin. Yani izin vermeyenden kastım, ben en basit şunu söylemek istiyorum. Ben stüdyo açmak istediğimi söylediğim zaman herkes ne gerek var, öyle bir şey yok, bilmem ne, yapma. İyi para kazanıyorsun zaten, niye stüdyo açıyorsun? Ben stüdyo tuttum, o stüdyoyu beceremezsin, yapamazsın diyen de çok fazla insan oldu. Ama bir yılın sonunda evet, korona olmasaydı gerçekten de devam edebiliyorduk zaten. Hani güzel bir ilerleyişi vardı. Bu hayatınızda herhangi bir yerde geçerli. Ben makyaj alanında ilerliyorum. Şu an bir video çekiyorum, bir içerik üretiyorum. Bu benim yaptığım iş. Sizin yaptığınız iş bambaşka bir şey olabilir ve etrafımda yaptığı işi çok iyi yapan kadınlar var. Fotoğrafçı arkadaşlarım var, diş hekimi arkadaşlarım var, öğretim görevlisi arkadaşlarım var. Var ya, işini çok iyi yapan çok fazla kadın tanıyorum. Özellikle kadınlar için bu videoyu çekmek istiyorum. Çünkü insanlar size yapamayacağınızı zaten söylüyor. Toplum zaten size yapamayacağınız varsayımıyla bir yere koyuyor. Hayır, yapacaksınız ve çok güzel olacak. Ve bunun için ince bir belinizin olmasına, mükemmel bir kotunuzun görünmesine, mükemmel bir kot görünmeye ihtiyacınız yok. Ya da kilolusunuz diye makyajı abartmama gibi bir şeye de girmeyin. Ya abartın ya, canınız ne istiyorsa onu giyin, onu yapın. O zaman insanlar size çok daha fazla saygı duyup zaten güvenecekler. Çünkü diyecek ya, bu kadın özgüvenli bir kadın. Hiç alakası yok yani sizin zayıf olmanızla, güzel olmanızla, cart olmanızla, cunt olmanızla. Ne olursunuz olun, kendiniz olun, en iyisini yapmak için çaba sarf edin. Çünkü hayat her zaman istediğimiz şekilde gitmiyor diyorum. Yani ben çok uzun bir süre savaştım, yani güzel olduğumu hissetmek istedim. Zayıfladım, zayıf kalmak için çok çaba sarf ettim. Ama güzel olmadığıma beni ikna eden insanlara teşekkür ederim. Evet, yıkılabiliyorsunuz bazen. Bazen yemekte buluyorsunuz çareyi. Bazen aç kalmakta buluyorsunuz çareyi. Ama günün sonunda siz kendinize kalıyorsunuz ve hayatınıza devam ediyorsunuz. Ruju sürüyorum şimdi. Böyle de çok güzel oldu. Umarım makyaj video hoşunuza gitmiştir. Bu konu hakkında aslında konuşacaklarımız tabii ki bu kadar değil. Ama bir videoda bahsedebileceğim şeyler bunlar. İlk aklıma gelen şeyler bunlar. İlk konuya başlangıçta bahsedebileceğim şeyler bunlar. Hepimizin deneyimleri çok farklı. Hepimizin özellikleri çok farklı. Ama yeter ki siz kendinizi beğenin, siz kendinizi iyi hissedin. Yapamayacağınız hiçbir şey gerçekten yok. Önemli olan amacınızı buraya yazın ve ona doğru yürümeye başlayın. Etrafınızdaki insanlar size her zaman engel olacak. Ne yaparsanız yapın. Kilo vermek istiyorsam kendim için vereceğim. Yoga yapmak istiyorsam kendim için yoga yapacağım. Çünkü sırt ağrılarıma çok iyi geliyor. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Sinirlerimden arınmak demeyeyim ama sinirlerimi yatıştırdığını düşünüyorum. Hareket etmek bana iyi geldiği için yapıyorum. Bunu başkası için yaptığım noktada zaten yapmak istemiyorsunuz. Yani birçok şey yapmak istememin sebebi başkası için yapacak olmamız. Bir şeylere korkarak veya da kendimize güvenmeyerek yaptığımız zaman başarısız olduğumuzu umarım fark etmişsinizdir. Bu bilgileri zaten bilen bir sürü kadın vardır diye düşünüyorum, beni izleyen. Zaten kendine güvenen bir sürü kadın vardır. Ama yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Ben ya da bir başkası size direkt olarak ilgilenip size direkt önerilerde bulunabilir. Ve yine söylüyorum, benim önerimle değil, kendiniz isteyerek yapın ya da bir başkasının önerisiyle değil. Yaptığınız zaman gerçekten mutlu oluyorsunuz. Ve mutluluk bir anlık bir hissiyattır. Şu an mutlu hissedersiniz, iyi hissedersiniz, sevinç hissedersiniz. Ve 5 dakika sonra neyin sinirini bozacağınızı bilemezsiniz. Mutluluğu böyle bir yaşam biçimi gibi düşünmeden, anınızın da keyfini çıkararak yaşayın. Çok konuştum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Yeniden videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın deyip bitiriyorum. Başka türlü bitiremem çünkü sonuçta bu YouTube. Bu arada saçlarımda takma, yani postişler var. O yüzden saçlarım nasıl uzadı falan deneyin. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.